Toyota değil mi? Toyotalar da öyle şeyler çıkardı mı ki? Yarı şarj, yarı. Hoş geldiniz ikinci vloga. Ha, sen o dükkanı buradan mı bulacaksın? Dükkanı. Tıraş malzemelerini bırakacaktın ya. Unuttun değil mi? Yanlış yere saptın. Buradan dönüş yapabilirsen dön. Ha. Şu aradan hemen girersen orayı buluruz canım benim. Ama Falez Otel'deyiz. Bizim Falez Otel'i görüyordu ya aşkım, hastanedeki camımız, biliyor musun? Bebişimizle. Gece böyle ışıkları yanıyordu ledli. Hoş geldiniz. Gene bir sahil turu yapma mecburiyetinde kaldık ama olsun, ne güzel, ben severim. Yanlış yola girdik. İlk etapta Antalya'ya geldik bu arada. İlk vlog izlemeyenler için mal bakmaya geldim. Atatürk Parkı'nın olduğu yerler. Ay şahane. Seviyorum buraları. Şimdi ilk önce Yusuf'un kırık olan makinaları, tıraş makinaları, işte makasları falan bir evlenecek. Buradaki berber malzemecisi, tamircisine bırakacağız. Oradan sonra Kapalı Çarşı'ya gideceğiz. Otopark var orada, oraya bırakacağız. Orada bir dükkan var bakmam gereken. Ondan sonra bir Muratpaşa, bir Kepez. Bakalım ama vaktimiz yeterse, saat şu anda 10, yarım saate geldik bu arada. Yani güneş yok, hava bulutlu, birazcık serin ama en azından yağmurlu değil. O da bir şeydir bizim için. 2.30'a yetişmeye çalışacağız çünkü Doğan'ın bir arkadaşını alacağız. Doğan'ın arabasıyla geldik bu arada. Ondan dolayı 2.30'a yetişmeye çalışmamız lazım. Yani hemen hemen 4 saatimiz var. İnşallah hallederiz. Kuğulu Park, aşağıda kafeler, restoranlar var. Şu Atatürk Park'tan aşağı inince işte Shakespeare var, ne bileyim Gaziantep sofrası var, kafeler var, bilmem ne falan filan. Denize sıfır, manzarası da güzel oranın. Daha önce gelmiştik sizinle. Bir kere Emine Bursa'dan bayrama geldiğinde Feride, Emine, ben gelmiştik. Bir de geçenlerde Resima çocukları getirmiştik. Emre Almanya'dan geldiğinde, yılbaşı öncesi. Trafik çok yoğun değil Allah'tan. Çünkü sabah saatleri, bir de hafta içi ya, salı günü bugün. Evet, döneceksin değil mi buraya sola? Dediğim gibi yolu şaşırdığımız için Yusuf yanlış yere girdi. Yusufcuğumun tamircisine geldik. Aynı zamanda malzemecisi. Toptancısı. Boyaymış işte, bütün berber malzemeleri. Her şeyini buradan alıyor. Şimdi size ne göstereceğim? Biz Yusuf'un berber tezgahlarını, mobilyalarını buradan aldık. Ne güzel aynalar gelmiş. Korkmaz kuaför. İçerinin dizaynı değişmiş tabii. Yıkama masasını da buradan aldık. Bakın ne güzel sandalyeler çıkmış. İçeride tezgahlar var. Tabii üst katı bayan yapacağımız zaman yine ihtiyacımız olacak buraya. O şeyle hatırlarsınız, İnegöl'deyken Arzu Hanım'ın işte size diğer bayiliği verelim, şartları arayın, görüşelim demişti ya, ben de Yusuf'a bunu ilettim. Yusuf bir marka altında değil de kendi markası altında çalışmak istedi. Yani şöyle, hani XX markanın bayisi olarak değil de kendi hizmeti, kendi markasını istedi. Ben de tamam dedim. Ondan dolayı Arzu Hanım'a hiç geri dönüş yapmadık. Ama dizaynı falan çok hoşuma gitmişti. Ne oldu şimdi? Telefonunu mu? Benimkini mi? Niye almadın ki canım telefonu yanına? Oy, ben var ya üşüyeceğim. Vallahi üşüyeceğim. Tüm günümüz neredeyse dışarıda geçecek. Hey, beyazlarıma bakar mısınız? Ben üşüyeceğim, belli oldu. Kim arıyor şimdi? Tamirci numarasını mı alıyor? Hani biz buraya bırakacaktık, onu oraya gönderecekti falan filan. Neyse, şu seçimler hayırlısıyla bir bitseydi. Gerçekten bu artık seçim arabalarını güm 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 güm. Bizim belediyede zaten vereceğimiz oy belli. Biz bir de mesela, en azından ben belediye seçimlerinde, büyükşehir belediyesi ve mahalle seçimleri, mahalle muhtarlığı olsun, işte mesela Kemer Belediyesi'nin seçimlerinde olsun, hiçbir zaman partiye oy vermedim. Her zaman şeye hep oy verdim. Bireysel, kişisel düşündüm. Yani X partisidir ama parti ile başkanın şeyleri çok zıttır, hizmetleri çok zıttır. Yani ben mesela seçimlerimde
hiçbir zaman dediğim gibi. Ya aslında güzel özetledim bence, hiç ayrıntısına girmeme gerek yok. Hangi kişi benim çocuğumun eğitimine, geleceğimize daha faydalı oluyorsa ona oyumu veriyorum. Ben bir seçme seçilme hakkı olan bir insan, TC vatandaşı olarak ben böyle düşünüyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun, vatanımızın, milletimiz için her şeyin hayırlısı olsun inşallah. Şehirlerimizin, belediyelerimizin, mahallelerimiz içinde en iyi hizmet veren, hak eden kazansın, gelsin başımıza diyoruz. Evet, Yusuf Bey'in işi burada uzayacak gibi mi acaba? Karnım aç. Yani oruçluyken de karnım aç demek ne kadar doğru onu da bilmiyorum. Biz sizinle bayağı sohbet ettik. Siz benim yüzümü bayağı gördünüz. En iyisi bundan sonra size bayağı ne bulursam onu çekeyim, değil mi? Aşağıda bir butik gördük bu arada. Yazlık elbiseler asmışlardı. Böyle askılı falan. Yusuf dedi ki buraya inelim bir bakalım dedi. Ben de hay hay dedim. Önce bu işini halletsin, sonra oraya geçeceğiz. Saat 12. Saat 10'da buradaydık. Valla yarım saat zaten otoparkı, arabayı park et falan filan. İki tane çok güzel mağazalar bulduk. Hatta birine size birazcık çekim yapabildim. Koyabildiysem koymuşumdur. Bundan önce izlediniz. Kalitesi bir kere güzel ve tanıdık bir marka Türkiye'de. Hani kötü bir şey almak istemedim. Ama benim gerçi satacağım ürünlerde marka diye bir takıntım da yok. Oh diyebilir miyim? Birazcık diyebilirim. Çünkü çok içime sinen şeyler aldım. Yusuf hep diyordu ki canım şimdi sezonun başında havalar soğuk olacak. Akşamları üşürler. Uzun kol bir şeyler, birkaç parça al. Hep yazlık alma. Kışlık da bir şeyler. Bak şu Modaline de çok güzel şeyler satıyor ama onun toptan yerini bulmak lazım. Antalya'nın böyle tekstil şeyi var. Çarşısı var. Oradayız. Ama artık burada durabilir miyiz zannetmiyorum. Güzel parçalar olan yerler var ama arabayı nereye park edeceğiz? Neyse şimdi ne yapıyoruz? Çok şükür bayağı şeyler aldım. 24 bin liralık mal aldık. Yok canım. 24 bin liralık mal aldık Allah'a şükür. Limitimizi daha tam doldurmadık ama biraz daha alacağımız birkaç parça şeyler var. Tişörtlerden çok fazla çeşit yapamadım. Tişörtçi olarak Tayfun abinin bize tavsiye ettiği adamdan almayı düşünüyorum. Şimdi nereye gidiyoruz? Yusuf'un malzemelerini alacağız. Tamire bırakmıştık ya. Onları yapmışlar. Gidelim onları alalım. Oradan da bize burada işte manken bulabilir miyiz acaba? Sormak lazım. Ha burası beyaz. Bir sorsana birine şuradan. Boy manken bulabilir miyiz kardeşim diye. Spotçular bir caddeye girdik de. Gerçi boy mankeni alsak nereye koyacağız ama kargoya verdirdik. Çünkü arkaya Doğan arkadaşını karşılayacağız. Şeyden alacakmışız onları, onu da havalimanından. Bak şurada manken var. Boy mankeni var mı diye sorsana. Manken var da var orada mankenler mi? Yusuf mankenleri sormaya indi. Ya girdiğim mağazalarda zaten Yusuf'un dediği gibi odaklanıyorum bir şeyler almaya. Zaten çok telefonu düşünemiyorum, size çekim yapamıyorum. Her mağazada da işte izin vermiyorlar, öyle söyleyeyim. Yukarı aşağı dedim ki hani bir butik açıyorsun ve alacağım kıyafetler 120-150 bin TL'ye kadar, hani bir rakam belirlemiştim kendime. Şimdiye kadar 60 bin TL'lik aldım. Bugün de 24 bin TL'lik aldım. Yok, 60 değil, 50 bin TL'ye yakın aldım. 24 de şimdi aldım, 74 bin TL.
Yani şöyle bir 25 bin liralık daha birazcık mal alabilsem. Onu da böyle tril tril elbiseler de istiyorum. Aslında aldıklarım vardı. Benim butikte çok büyük değil. Tıka basa doldurmanın derdinde değilim. Gerçi insanlar böyle milyonlarla işe başlıyor sermaye olarak. Ben ufaktan başladım. İnşallah Allah yüzümü kara çıkarmaz. Tatlı heyecanlar, tatlı telaşlar. Şimdi ben bugün bu mallardan sonra artık yavaş yavaş diyorum ki havalar nemli olmadığı sürece, yağmurlu olmadığı sürece artık ürünlerimi bir açıp bakmak istiyorum. Çünkü unutmuşum. O kadar 2 ay falan oldu herhalde. 1,5-2 ay kesin oldu ilk aldığım malları üzerinden. Ve unutmuşum. Mesela alıyorum, tekrar alıyorum. Mesela bugün iki mağazadan da şortlar aldım. Ama hatırlıyorum ki Bucak'tan da şortlar almıştım. Yani hep aynı şeyler olsun istemiyorum. Farklı farklı elbise, işte ne bileyim tunikler, şortlar, kapriler, taytlar falan. Gidip ürünlerimi açıp bakmam lazım ki neyim eksik. Bundan sonraki alışverişimi de eksiklerime göre alayım diye. Şurada mankenci var. Büyük bir ihtimal bulunacaktır orada manken ama hep böyle üst üste atmış. Yani küçük bir oda, oda kadar bir yer dükkan. Ve mankenleri sergileyecek yeri yok herhalde. Göremiyoruz. Saçıma başıma bakar mısınız? Yusuf diyor ki havalimanına giderken orada da bir sürü diyor outlet var, toptancılar var. Orayı da gezdireyim sana diyor. Bir fikir edin diyor. Şimdilik kafamda yukarı aşağı artık alacağım şeyler oturdu öyle söyleyeyim. Şimdi mankenim kaldı. İşte klima alınacak. Ne bileyim. Klimadan ziyade elektrik işleri falan var. Bugün böyle büyük bir oh çektim. Şu iki mağazadan alışverişimi yaptım ya. Gerçekten oh dedim artık. Hani eli yüzü böyle mağazayı bir açabilecek kadar malzemem var elimde dedim. Ama girdiğimiz yerler o kadar ihtişamlı, o kadar fazla çeşit, o kadar fazla parçalar, güzel şeyler var ki her şeye göz almak istiyor ama nasıl alacaksın? Belli bir kotan var. Zaten dükkanın küçük her şeyi sergileyemezsin. Geliyor bakalım ne demişler. Ne dediler? Şu var. Bakayım. Havalimanına geldik. Çocuk tahmin ettiğimizden 2 saat önce inmiş uçağa. Yani bilmiyorum orada bir iletişim kopukluğu oldu. Normalde biz bir sürü işimizi halledecektik ama erken gelmek zorunda kaldık. Saat 1'e geliyor. Yönettik de bayağı işimiz eksik kaldı. Yani tabii gene işimiz bayağı eksik kaldı. Saat 1'i 10 geçiyor. Biz hani 2.30'da uçak inecek diye beklerken uçak inmiş bile. Şu anda dışarı çıkacak. Neyse Yusuf malzemelerini aldık en azından ona sevindim. Giriyoruz havalimanına. Dış hatlardan gelecekmiş. Karşıdan gelecek. Biz arabada anca burada boş yer bulduk. Buraya geldik. Ay, size bagajı göstereceğim. Bakayım geliyorlar mı? Sanki Yusuf'un ceketine benzeyen birini gördüm de. Güneş açtı ceketimi çıkardım. Bir sürü burada yabancı arabalar var, dış hatlar. Buraya böyle biletlerini alıyorlar giriş yaparken. Bırakıyorlar. Mesela yurt dışına gidiyorlar, memleketlerine gidiyorlar, tatile gidiyorlar. Geliyorlar, aylarca kalan var, günlerce kalan var, haftalarca kalan var diyor Yusuf. Çoğu da yabancı plaka. Görüldüğü üzere. Bagajı görmek ister misiniz? Buyurun işte. Çok tatlı şeyler aldım ama biliyor musunuz? Askı da verdiler bize. Onu Allah'tan Yusuf akıllılık etti. Vallahi bazen böyle işte bana boşuna demiyor. Yusuf dedi ki bebeğim dedi siz kadın kadına gitmeyin. Ben yanına geleyim hem pazarlık yapacağım hem de avantajlarım olur. Vallahi öyle. Askıyı Yusuf akıl etti. Ben hiç düşünememiştim. İki mağazadan alışveriş yaptık. İki mağazadan da 4-5 poşet askı aldı. Dedi ki biz dedi aldığımız ürünlerin askılarını alabilir miyiz dedi. Kasiyer şöyle bir baksa ona. Tabii efendim. Toplu alışveriş olunca tabii. Bakar mısınız bulutların duruşuna? Elimde bir soğuk buzlu kahve olsa ne güzel olurdu. Neyse. İşte böyle insan oruçluyken hayal ediyor, istiyor, istiyor, hazırlıyor. Anam orucu bir açıyorsun, iki yudum bir şey içiyorsun. Ekmek hiç yemedim zaten. Çünkü o kadar çeşit oluyor ki midede böyle sert bir şey göndermek istemiyorum. Ondan sonra Yusuf bugün diyor pizza alacağım diyor. Pizza ısmarlayacakmış iftarda bize. Aslında ben bu iftarlarda böyle iftar çadırları belediyenin verdiği yerler oluyor ya böyle toplu hep beraber oruç açılıyor ondan sonra dua ediliyor falan sonra namaza geçiliyor. Çok güzel böyle camilerde de oluyor. Öyle de bu Ramazan bitmeden bir iki kez arası da götürmek istiyorum. Hani böyle bir o kalabalık iftar sofrası. Ya ben gerçi zaten iftara çağıracaklarım olacak ama yani böyle oğlum da o kültüre böyle. Çünkü ben hatırlıyorum
Biz buraya ilk geldiğimizde Antalya'ya, Kemer'e yerleştiğimizde böyle bir şeye annem götürmüştü bizi. O zaman Kemer camisindeydi iftar ve evet yemekleri çok lezzetli, doyurucu olmuyor ama olsun, oradaki o kültür, o birliktelik, beraber dua etme çok güzel oluyor. Uçak, bir uçan uçak olsaydı da gösterseydim size. Telefonum da içeride gerçi, Yusuf ararsa falan. Uçak inmiş çıkar dedi. Biz erkenden geldik. Öf, ne bileyim ya, tabii. İnsanlar gidiyor bavullarıyla. Yusuf diyor ki inşallah bir gün bize de nasip olur. Arabamızı alırız, arabayı buraya park ederiz diyor. Yurt dışına tatilimize gideriz. Bir hafta 10 gün sonra geliriz, arabamızı alır biner evimize geçeriz diyor. Dedim inşallah, ne güzel hayaller bunlar. İndikleri zaman şuradan mı yürüyorlar? Ne yapıyor bu yolcular? Ay, esti bir anda. Üstümü çıkardım ama. Ay, bir ses geldi. Kimsecik de yok. Neyse, haydi in bakalım. Bekliyoruz. Karpuzo'ya geldik. Kemer'deyiz. Çok şükür aldık Doğan'ın arkadaşlarını. Bir hanımefendi, bir beyefendi geldi. Moskova'dan gelmişler. Onları Göynü'ye bıraktık. Kemer'e girdik. Halk Kütüphanesi'ne götürdüm, bıraktım kitaplarımı. Yenisini almadım çünkü okuyamıyorum, zaten vaktim yok. Sen pizzayı Migros'tan mı alacaksın? Yusuf şu anda kendine çerez standından bir şeyler alıyor. Sen diyorum pizzayı... Evet, Migros'tan. Migros'tan alacağız. Patlıcanlardan atmayın. Patlıcan 55 lira. Maydanoz 7 liraymış. Karpuzda kart ile 7 lira. Alınabilir. Neden olmasın? Karpuzda kartımız var. Şöyle tazecik bir tane alalım. Salatalara falan güzel oluyor. Bunlar neymiş? Sarımsak, soğan, limon saklama kabı. Üçlü. Good. Good. 31 lira. Uygunmuş da. Aşkım, araba gibi bir şey bulabildin mi? Sarımsağın kilosu. Ben maydanoz aldım. Bakayım şey, sebze. Ama yarın pazara gider miyiz? Yarın biz Mora'nın pazarı var. Pazara gideceğiz. Gideceksek o zaman çok bir şey almayayım. Domatesim var. Salatalık 20 liraymış. Meyvem var. Burada da başka bir şey yok zaten. Hayır hayır hayır. Karpuz şu anda mevsimi olmayan, karpuz almıyoruz biz. Poşeti açar mısın canım? Canım. Poşeti açar mısın? Hu hu. Karpuz almıyoruz. Mevsimi değil daha karpuzun canım. Dur, maydanoz koyacağım. Hadi bakalım. Bizim Difiz'de de balıklarımız var bu arada. Balık, bir günde balık menüsü yaparız. Hangisini? Ha, neymiş onun ismi? Yazmıyormuş. Canım. Bende etiket var zannettim. Şimdi biz buraya niye girdik bilmiyorum. Buradan bir eksiğimiz yok. Ben market alışverişimi zaten yapmıştım. Yusuf öyle seviyor, dolaşsın. Karnı aç ya şimdi. Ben şu tarafa geçiyorum. Temizlik, tekstil, bakalım neler var. Aa, değişik soslar var, baksanıza. Bunlardan çok değişik şeyler yapıyorlar, biliyor musunuz? Uzak Doğu mutfağının yemeklerini falan yapıyorlar. Instagram'da hep önüme çıkıyor. Elma kurusu. Tazesini yemekten yanayım. Benim acil ihtiyacım olup da unuttuğum, almam lazım olan bir şey var mı acaba? Şurada şey varmış, şöyle. Buraya bir bakalım, sizinle dolaşalım. Hepsi yapay çiçek ve ben gerçekten her zaman hediye olarak yapay çiçekten yanayım. Şey, çiçek çünkü solup gidiyor. Bence. Bakar mısınız ne kadar tatlı? Evet. Allah'ım. Ne güzel değil mi? Şöyle 193 TL'ymiş orkideler. 250 TL'ymiş saksısı. Hoş.
Yani canlı dansa böylesi de hay. Ay bana yeğenlerimden biri böyle ayna hediye etti biliyor musunuz gelirken? Halamın torunu Nisa. Kırmazsam iyidir. Terezlikler. Bunlar çok turistik şeyler olduğu için insanlar alıyor böyle şeyleri. Turistler daha doğrusu alıyor. Aa tütsüler. Mint. Neymiş bu? Çerçeve, magnet çerçeve. Ne? Değişik bir şeymiş, güzel. Aşkım. Yusuf beni kaybetti. Efendim hayatım. Alo, neredesin? Burada hediyelik bölümündeyim, ricacığım. Neredesin, hediyelik bölümündeyim? Sen neredesin? Arkada mı? Şeylerin oradayım. Şu çerezcilerin orada. Gözüm etsin. Çerezci, çerezci. Kasaya mı gittin? Geliyorum ben, geliyorum. Sen nerede olduğunu söyle, ben seni bulurum. Ne oldu, beni kaybettin galiba. Zuccacı, ne güzel kupalar gelmiş değil mi Yusuf? Değil mi Yusuf? Değil mi? Oğluşumuz okuldan geldi. Biz ana baba hala gezmelerdeyiz. Aynı. Sadece dışının şeyi değişik. Evet. Good morning. Evet, hadi gidelim. Kimse içinden indirime mi girmiş? Marmara dedik. Ben kahverengi sevmiyorum bunlar. Bunlar da boyalı gibi oluyor. Müzik var ya, ben unuttum ya müziği. Neyse kapatayım da. Müzikten telif yemeyelim bir de. Neymiş dondurma. Evet, çok şükür geldik. Bu pasajı artık, bu yolu hatırlıyorsunuz. Ürünlerimizi de dükkanımıza bıraktık. Çok yorucuydu ama eğlenceliydi. Neden yorucu oldu? Çünkü açtık. Değil mi canım? Evet, Yusuf Bey'in şu anda başı ağrıyor. Yusuf Bey'e biz bugün şapka aldık. Bakayım canım. Ben seçtim. Aslan kral aslan. O kadar geldi, karısına yardım etti. Çiçeğim benim be. Adam be. Birazcık şımartalım değil mi arada kızlar? İyi ki varlar gene de, Allah razı olsun. Annem elektrikçiyle iş yapıyordu. Elektrikçi evdekleri falan bağlatıyordu. Aşkım evde pidemiz var. Pizza alacağız dedin, yeter. Yazık günah. Onları bir bitirelim. Ah bizim dükkancığımız, ne yıllarımız geçti. Evet, sade soda lazım canım. Meyveli içmiyorum çünkü ben. Evet. Biz şimdi gidiyoruz. Nereye? Migros'a. Mart Migros turunu çeker miyim bilmiyorum. Çekersem 3. vlogda olur bunu çünkü bitiriyorum. Yorulduk. Ama güzel tatlı telaşlardı. Şimdi bir de orucumuza, şey, iftarımıza hazırlanırız Allah'ın izniyle. Sormayın valla, böyle dilim davam kurudu. Bir de Antalya çok güneşliydi. Havalimanından itibaren böyle var ya, yakıcı bir güneş vardı. Telefonunu şarja takman gerekiyor. Telefon da şarjı bitiyor. Öpüyorum sizleri. Evimize gidiyoruz artık. 3. vlogda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.